Elhamdülillahillezî hedâna bihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bil hakki sallu alâ rasulina Muhammed Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbina ve kurrati a'yunna Muhammed Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin alâ Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وَوَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَاهُ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ İnne lillahi melaiketun yadufune fitturuk yeltemisune ehle zikri fe izâ vecedû kavmen yezkurûnallâhe yunâdev helummû ilâ hâcedik. Sadaka Resulullah fîmâ gâle ve kemâ gâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ilâ âhir hadîs-i şerif ve gâle es-seyyid Mustafa İsmet Karîbullah Büyükşehir Efendi fî risâletil kutsiye bismillahirrahmanirrahim. Anın için ehli sohbet oldu ashab. Hep oldular Habibullah'a ahbap. Tarikül inikasıyla oldular. Mahbuzatlar oldular. Bir anda aktar. Gönül ver bunlara hakka gidelim. Cemali bağ, kemale seyredelim. Cemaati mislimin ihvandi. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetimizi fazl-ı keremiyle kabul eylesin inşallah. Rıza-i şerifine uygun kılıp tüm günahlarımızın affına vesile eylesin. Amin. Dünyevi ukrevi cemi müşkilatlarımızın halli asan olmasının, son nefeste imanla ahirete göçmemize, kabirde, mahşerde, mizanda, sıratta, ebedi Firdevsala cennetinde sevgili Habibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber olmamıza vesile etsin inşallah. Amin. Amin ya mu'in ya erhamer rahimin. Büyüklerimizden bizi yetiştiren, incelikleri anlamamıza vesile olan Şeyhimiz Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem'in usulü üzere inşallah. Tarikat ve tasavvufla alakalı bir beyt okuyorlar. Ondan sonra ayet-i kerimelere, yani şeriat kenzi hak miftahi tarikat. Şeriat Allah-u Teala'sının hazinesi, anahtarı tarikattır buyuruyorlar. Onun için bir beyt okuyoruz Risale-i Kusya'dan. Anın için ehli sohbet oldu ashab buyuruyor kim? Es-Seyyid Mustafa İsmet Karimullah Büyükşehir Efendi. Kimdir o? Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'nin büyüklerinden. Zahiri batın ilmini cem eden ve halkı 170 seneden fazla oldu. O zaman halkı hakka davet eden meşayih-i kiramın büyüklerinden. Allah'ım şefaatle nebilerin ailesi. Amin. Acayip bir eser buyurdu Şeyhimiz Mahmud Efendilerimiz. Ondan herkes ayrı anlar. Bir insanın sıkıntısı olsa, derdi olsa Risale-i Kusya'dan bir sayfa okusun geçer buyurdu. Okumasını bilmese, anlamasını bilmese, yüzüne baksa yine feyiz alır buyururlardı. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin inşallah. Niye sohbet lazım? Neden illa da sohbet? Neden sohbetsiz olmaz? Neden sohbet yağmur gibidir? Çünkü araziler yağmursuz olmaz. Yağmursuz hayat olmaz. Onun için sohbetsiz de kalp bahçeleri, kalp tarlaları, kalp meyveleri olgunlaşmaz, kurur, taşlaşır, çatlar, yok olur gider. Lazım. Anın için ehli sohbet oldu ashab. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe-i ikramı radıyallahu anh hep ehli sohbettiler. 224 bin peygamber salavatullahi ala nebine ve aleyhi mecmuan adaratı kavimlerine hep sohbet ettiler. Mevla'yı anlattılar celilal. Ve ahireti anlattılar. Helalı haramı anlattılar. Doğruyu yanlışı anlattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 6666 ayeti kerimli Kur'an-ı Kerim geldi. Mevzu zaten o büyük bir vaaz.
sahabe-i kirama bu vaazları yaptı. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinde dinlediler. Sonra kendi aralarında sohbet ettiler. Müzakere ettiler vesaire. Onlar hep hakla düştü, hakla kalktılar. Boş konuşmadılar bizim gibi yani. Gıybet etmediler. Allah Allah. Neuzubillah. İçki, kumar, zina, fuhuş, faiz, fitne, fesat, haset. Tamam mı? Kötülüklerle uğraşmadılar yani. Hep Rabbimiz ne emrediyor? Ona sarıldılar. Onu yerine getirdiler. Neden yasak ediyor? Ondan son derece ne yaptılar? Kaçtılar. Ve her zaman bir ayet-i kerime inse, ne zaman bir ayet-i kerime inse hemen onunla amel ederlerdi. Akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuduysa sabaha bırakmazlardı. Sabahleyin okuduysa, anlattıysa akşama bırakmazlardı. Ve dört gözde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldiği zaman da onu beklerlerdi. Mübarek fehmi şeriflerinin içine, ağzına bakarlardı böyle. Acaba vahiy geldi mi? Acaba bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayet okuyacak mı? Çünkü vahiy geldiyse ya emir vardır ya yasak vardır. Her emire yerine getirdikçe Allah-u Teala'ya yaklaşmak var. İmanın kuvvetlenmesi var. Herhangi bir yasak geldiği zaman da o yasaktan kaçtığımız zaman, amel ettiğimiz zaman ne oluyor? Mevla'ya yaklaşıyoruz. İmanımız kuvvetleniyor. Sahabe-i Ekrem'in derdi buydu ya. Kimle ne zaman karşılaşsalar selamun aleyküm, aleyküm selamun, merhaban biküm. Nasılsın, iyi misin? Hani bizim anlayacağımız şekilde hemen arkasından gel otur da yarım saat iman edelim. Ne demek yani? İmanla alasını ettiler onlar. Ne demek iman edelim? Sohbet edelim ki sohbet ettikçe iman kuvvetleniyor. Sohbet ettikçe iman kuvvetleniyor arkadaşlar. Gel yarım saat sohbet edelim, manası bu. Onlar böyleydiler. Ve aldıklarını yerlerinde durmazlardı. Ulaşabildikleri imkanların olduğu yerlere kadar hemen gider anlatırlardı. Duyururlardı. İşte bizim Türkiye'miz, bak bugün kaç bin kilometre var. Medine-i Münevvere'nin Türkiye'nin arası, değil mi? İstanbul'un arası. Ebu Eyyub'un arası radiyallahu anh, ne işi vardı arkadaşlar? Affedersiniz yani deniz manzaralarını izlemek için gelmedi ki. Boğazlarda, efendim, restoranlarda yiyelim içelim diye gelmediler ki, 90 yaşından fazlaydı. O zaman öyle uçak yoktu ki 3 saatte gelsin. Araba yoktu ki işte 3-5 günde gelsin. Develerle, atlarla, merkeplerle düşe kalka, ağaç susuz vesaire, sırf İslam'ı buralara getirebilmek için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askerleri ne güzel askerlerdir. Resulullah ölmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden 1444 sene önce baktı da gördü İstanbul'un fetholunacağını ve fethedenin de Sultan Fatih askerleri olduğunu? Mevla haber verdi. Allah-u Teala haber verdi. Ebu Eyyub-i Nesr radıyallahu anh da o yaşta, ben gideyim de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu müjdesine nail olayım diye. Olamasam bile o yolda can vereyim diye. Dertlerine bak ya. Bunların bu kadar sahabe-i ikramlar var arkadaşlar. Neden? Niçin yani? Neydi bunların dertleri? Rabbimizin rızasını tutalım. Rabbimizin dinini yaşayalım. Rabbimizin dinini yaşatalım. Allah Allah. Mevlam o derdi bize de versin inşallah. Biz şimdi hazır evimizden daha rahat, efendime söyleyeyim, ulaşım vasıtaları vermiş Mevla Teala. Değil mi yani? Ya insan gerçekten öyle değil mi arkadaşlar? Arabaların, bugünkü vasıtaların işleri, oturakları olsun, ısıtmaları olsun, her şeyi evimizden daha rahat. Ama kalkıp da şuradan efendimizin bir diğer mahalleye gidelim de bir ayet okuyalım, bir iman şartı anlatalım, bir İslam anlatalım demiyoruz yani. Bu kadar gevşedi. Nerede şimdi yani? Onlar da yarın mahşere çıkıp cennet isteyecekler, cemalullah'ı görmeyi isteyecekler. Biz de yarın mahşerde cennet istiyoruz ya Rabbi, cemalullah istiyoruz. Benim şeriatımı ortadan kaldırmak için düşmanlar gece gündüz efendim gazeteleriyle, televizyonlarıyla, bütün vermiş olduğum maddi manevi ne imkanları varsa hepsini seferber edecekler. Benim indirdiğim son dinim, hak dinim, İslamiyetimi, şeriatımı, Habibimin yolunu, dostlarının yolunu yok etmek için onlar gece gündüz seferberlik ilan edecekler mallarıyla, canlarıyla, ki sonu cehennem. Ve benim şeriatımı, dinimi, Habibimin sünnetlerini çamur gibi ayaklarının altına alıp çiğneyecekler. Senin kılın ürpermeyecek. Nasıl Müslümansın sen ya? Bir hareket etmeyeceksin. Bir faaliyetin yok.
Müslüman bir işe yaramalısın ya. Bunun ne işe yapacağımızı bize bildirdiler. Okuyacaksınız. Allah'ın dinini, hadis, tefsir, fıkıh, akaid. Değil mi? Haramı helal öğreneceksiniz, okuyacaksınız. Veya okutacaksınız ki. Veyahut da okuyamıyorsanız, okutamıyorsanız ne yapacaksınız? Okuyanlara, okutanlara destek vereceksiniz ya. Onlara medrese yapacaksınız. Onlara imkan sağlayacaksınız. Rabbimiz estağfirullah billahi şuna vel tekün minküm ümmetün yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil marufi ve yenhevne anil münker ve ulâike humul müflihûn sallallahu. Kullarım, Müslümanlar, inananlar, aranızdan özel bir cemaat, hoca cemaati yetiştirin. Bak özel, özel. Ne demek özel yani? Onlar sadece okuyacaklar, hoca olacaklar, sonra yed'ûne ilel hayri. İnsanları ne yapacaklar? Hayra çağıracaklar. Hayır ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İnsanlara bunu öğretecekler. Hayır ne? İşte beş vakit namaz vesaire, oruç, haç vesaire. Hayra, cennete, Cemalullah'a davet edecekler. Nasıl veya bunu bilmiyorum. İyiliği anlatarak ve enhevnani münker, kötülükleri insanlara nehyederek. Siz ne yapacaksınız? Onların dünyaya karışmasına, dünya işlerine karışmasına ne yapmayacaksınız? Fırsat vermeyeceksiniz. Onları dünya işlerine bulaştırmayacaksınız. Onların işi dini mümin İslamiyet'i öğrenip yaymak olacak. Siz de onların meselelerini, işte bugün elektriğini, suyunu, ekmeğini, kitabını, kıyafetini neyse. Siz de ey Müslümanlar bunu yapacaksınız. Netice ve ülâke ömür müflü. İşte ancak bunlar kurtulacak. Bu Allah'ımızın kelamı ya. Haşa bu kimsenin uydurması değil. Herhangi bir bilim adamının, herhangi bir profesörün, herhangi bir şeyhin, herhangi bir alemin sözü değil bu ya. Bu her şeyi kendi varken hiçbir şey yokken yokluktan her şeyi yoktan var eden sevgili Allah'ımızın kelamı, onun haberi. Bize ne oldu Müslümanlar ya? Gazete haberine dikkat aldığımız kadar bu haberlere dikkat almıyoruz. Bir tane münafık, din düşmanı, kafir bir tezgah hazırlar, bir efendim haber yapar vesaire. Bir şahsla alakalı bir durum olur. O şahsı devletten çıkarır. Bütün kurumu hedef alır. Bütün Müslümanları hedef alır. Dini hedef alır. Şeriatı hedef alır. Meşayih-i kiramı hedef alır. Bu haberlere herkes kulak kesiliyor. Vay be, vay bilmem ne de, vay nasıl yaptı da, vay ne etti de falan be. O düşmanlar ne yapıyorlar senin bu şekilde, senin de onlara bir destek vermeni görünce, ha misal falan bir kursta şu oldu filan efendim canım kapatılsın. E bak liselerde neler oluyor? Bak üniversitelerde neler oluyor yıllardan beri? Vallahi billahi yeminle söylüyorum, bir üniversitenin müdürü söyledi, müdürü birkaç seneler önce. Yahu affedersiniz bütün kanalizasyonlar tıkandılar. Bir türlü açamıyoruz. Büyük bir çalışma yaptık. Aktık ki ne tıkamış oraları biliyor musunuz? Anlayın gerisini. Hadi haber yapsaydınız, hadi kapatılsın bunlar deseydiniz. Herhangi bir efendime söyleyeyim, müessesede, herhangi bir fabrikada, herhangi bir kurumda, ne yanlış işler oluyor, ne yanlış işler oluyor, neden bunları böyle çarşaf çarşaf servis haber yapmıyorsunuz? Neden o kurumlara efendim bir futbol kulübünde neler dönüyor? Hadi futbol kulübünü hedef alın. Allah Allah. Bir filmci, artistin yaptığı neler var neler var. Hadi bakalım bu setler yıkılsın, bu filmler kaldırılsın, kapatılsın deyin bakalım. Yok. Bunların tek derdi var, İslam düşmanlığı. Kur'an düşmanlığı. Hazreti Allah'ın düşmanlığı. Mevlam onların safında yer almaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Dikkat edelim arkadaşlar. Çok büyük imtihanlardayız. Daha da ne imtihanlar göreceğiz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Benim Şeyh'im Mahmud Efendi'nin son sohbetinde böyle buyurmuştu. Bak son sohbetiydi. Onu da pek sohbet etmedi yani. İsmail Ağa'dan bu tarafa geçmeden önce. 45 dakika, bir saate yakın ikindi namazından kürsüden sohbet buyurdular. O arada pek etmiyordu yine. O gün çıktı. Anlattı. Aman Allah'ım. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vaaz etti diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram buyuruyor. Şerif var burada Buhari. Öyle bir vaaz etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki gözlerimiz doldu. Kalplerimiz korktu. Son dedi ki ya Resulallah öyle bir vaaz ettin ki sanki son vaazınmış gibi. Bize vasiyetlerde bulun. Biz ne yapalım? İslam din şeriat ölçüsünde başınızdakilerine itaat edin.
benim sünnetime sarılın. Hulefai Raşidin sünnetine sarılın. Hem de öyle kuvvetli sarılın ki ağzı dişlerinizi ısırırcasına. Kurtuluş çaresi burada arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz peki? Bir münafık, din düşmanı, vatan düşmanı, namus düşmanı o düşmanlığını yaparken, onu abartıp kabartıp böyle hezeyanlarını yayarken biz ne yapıyoruz? Biz de başlıyoruz alete konuşmaya. Ayşe validemize bir iftira edildi ki büyük bir iftira. İmtihanlı olacak ya sahabe-i kiram. O zaman insanlar imtihan ediyor Allah-u Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sükut ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin haşa asla böyle bir şey çok iyi bildiği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzını açmıyor, bekliyor. Niye? Çünkü hanımın zevcesi konuşsa ha kendi tarafını tutuyor gibiler bu münafıklar konuşacaklar ileri geriye. Efendimiz kaç gün bekledi? Ayet-i Kerime geldi. Ayet-i Kerime geldi ama nasıl geldi? İlk sitemi sahabe-i kirama, Müslümanlara yaptı Cenab-ı Hak. İlk sitemi Allah-u Teala Müslümanlara yaptı. Münafıkların işidir bu. Onlar bu iftirayı yaparken ey Müslümanlar siz demeli değil miydiniz ki bu iftiradan başka bir şey değil? Asla bizim annemiz, tüm müminlerin annesi asla böyle bir şey yapmadı diye siz bunu demeli değil miydiniz? Ne kadar ağladı sahabe-i kiram, tövbe istiğfar ettiler biliyor musun? Müslüman sen akıllı ol ya. Bugün bir sosyal medyada, bugün bir televizyonda, gazetede bir haber alıyorsun. Sen onlardan daha çok sövüp sayıyorsun ya. Bela okuyorsun ya. Müslümana bak ya. Ayıpsa o ayıbı daha çok yaymaya çalışıyorsun. Bir rezillikle onu daha çok rezil etmeye çalışıyorsun. İslam bu değil ki. İslam bunun neresinde? İşte uyduk kalabalığa. Biz de Müslümanız diye gidiyoruz böyle. Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin. Allah'ım ciddi samimi tövbe nasip eylesin. Evet arkadaşlar çok vaaza, nasihata, sohbete, duaya çok ihtiyacımız var. Çok bak, ha onu söylüyordum. Efendimizler o sohbetin sonunda Kaddesallahu sırrahu l'alim buyurdular ki cemaatimiz, ya beni çok etkiledi bu yani. Ciddi manada çok etkiledi yani. Cemaat-i Müslümin neler olacak neler buyurdu. Bak, neler olacak neler. Mevla bizi tarafından ayırmasın. Bir an evvel fena fillah olmanın çaresi buyurdu ya. Demek ki şu kalplerimiz eğer Allah'ta fani olmazsa, kalbimiz Allah'ın rızası uğruna cemalinde, nurunda, feyzinde eriyip gitmese vay halimize. Her an, her an kalpler oynayacak, dönecek. Günde 70 defa dönüyor sağa sola yani. Rabbim dini üzere sabit tutsun kalplerimizi. Şeytana, nefsine, nefsimize fırsat vermesin inşallah. Amin. Efendimiz bile bu duayı yapardı. Gözlerimi yumup açıncaktan daha az bir zaman bile beni nefsime bırakma ya Rabbi. Allah'ım sevdiğimiz. Sohbet demek ki bir şart cemaatimiz. Saat nerede? Görüküyor mu saat? Hocam burada saat yok. Hocam 9. Saat yok mu? Devam. Biraz üzerinize afiyet elhamdülillah. Biraz bir iki gündür böyle bir soğuk alma kırgınlık olayı vardı ama şimdi arasam da desem ki hoca efendi, Eyüp hoca, Eyüp değil mi? Eyüp hoca bugün biraz rahatsızım, sen sohbeti bugün yap desem, ha işte. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Hemen kılıcı çekecek Eyüp hoca. Değil mi Eyüp hoca? Allah razı olsun. Ne güzel değil mi? Kardeşlerimiz böyle. Bunlar da olmasa, siz de olmasa ne olacak ya? Bak şu yeni mahallede, değil mi? Şu Beykoş'u ne isyanlar yapılıyor değil mi arkadaşlar? Ne günahlar işleniyor değil mi? Ama şu ve bu gibi yerler ne oluyor biliyor musunuz? Kalkan oluyor belalar gelmesin diye. Sigorta, beyin. Mevla bunlara bakıyor. Mevla size bakıyor ya. Az çok benim bu kullarım evlerinde rahat çekyatlarında oturabilirlerdi. Yemeklerini, çaylarını, kahvelerini yudumlayabilirlerdi. Film seyredebilirlerdi, masa edebilirlerdi değil mi? Gider sahile inerlerdi, kulübe giderlerdi, eğlenceye giderlerdi. Ama ne yaptılar bunlar? Ellerinin tersiyle hepsini attılar. Vurdular tekmeyi dünyaya kavuşmak için Mevla'ya. He? Rabbimin ziyafetine gidiyorum. Lebbeyk Allahümme. Geldim Allah'ım diyorsunuz değil mi? Ne güzel mütevazı bir şekilde. Sükut etmişsiniz. Allah'ın ayetlerini dinliyorsunuz ya. Ne mübarek adamlarsınız siz ya. Laf olsun diye söylemiyorum ha. Hoş benim cebimi para doldurmayacaksın sizi övmekle beraber değil mi? Tavuklu pilav da yedirmeyeceksiniz. Bilmiyorum var mı yok mu da. Allah rızası için söylüyorum. İnanın böyle. Bu neye dayanarak söylüyorsun bunları diye derseniz çok hadis-i şerifler var, müjdeler var, hadis-kursiler var, neler var, neler var. Bir de Ali Haydar Efendi hadislerimiz, Efendi Baba diyoruz.
Arkadaş kürsülerinizi rica ediyorum ihtiyarlara göre yapın ya. İhtiyarlara göre yapın. Bak şu anda dizlerimin ağrısını mı çekeyim sohbet mi diyeyim? Söyle bakalım. Bir daha sohbete çağıracak mısın beni? Bak bir daha geldiğimde eğer bu burada ayaklarım yere asılmaz, koltuğa oturmazsa Allah Allah olmuyor. Atayım değil mi ara sıra fırça böyle? Ama değil, deplasmandasın, dikkat et. En son nerede kaldık dinliyor musunuz? Sizi övüyordum ha. Sizi övüyordum biliyor musunuz? Ama niçin övüyordum? Allah için. Ali Haydar Efendi Hazretleri, efendim baba diyoruz. Kimdir? Bizim şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin rahmetullahi aleyh şeyhi. Böyle Hatmi Şerif, zikir, sohbet Allah için yapılıyor ya. Gelenlerin ayakkabılarını alır yüzüne sürermiş, atlarını öpermiş. Cemaat estağfurullah efendim bu ne yapıyor, ne ediyor? Durun. Siz bilmezsiniz bu ayaklar Allah yolunda tozlandılar. Görüyor musunuz? Elhamdülillah. Rabbim yokluğunuzu vermesin inşallah. Amin. Bırakmayın. Daha çok çalışın. Buraya sığmasın millet. Ve çok samimi olun, çok ciddi olun. Sadece İyip Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın, Mehmet Hoca'nın işleri değil bu. Buraya sığmıyoruz, geniş bir yer ayarlayalım. Seferberlik ilan edelim. En büyük cihat bu. Bundan büyük cihat olmaz. Kılıç cihadı vardır. İşte silah cihadı vardır. Allah emir verdiyse savaşacağız. Adam gelmiş dinimize, namusumuza, vatanımıza göz dikmiş. Ne yapacağız? Savaşacağız. Ancak bu cihat ondan daha üstün. Niye? Çünkü o cihatta karşı taraf kafir ya. Mermiyi attın, beynini patlattın. Nereye gitti o adam? Söyleyeyim bakalım. İla cehenneme sümera. Cehennemi boyladı. Ama adam kafir. Adama vaaz ediyorsun. Adam münafık. Adama vaaz ediyorsun. Adamın itikadı bozuk. Adama vaaz ediyorsun. Adam iman şartlarını bilmiyor. Adama iman şartları öğretiyorsun. Cehenneme gidecekti. Senin sebebinle vaaz, sohbet, nasihat, el maruf, el münker sebebiyle nereye gidecek bu adam şimdi ölünce? Gördün mü? Bak vaaz, sohbet, el maruf, el münker ebedi cehennemden ebedi cennete girmeye sebep oluyor. Onun için eftalül cihad el emri bil maruf ve nehel münker. Kimin? Bu söz kimin bu kelam? Kimin? İmam Ali Efendimiz'in. Hazreti Ali Kerim'in. O da kimden öğreniyor tabii? O da Efendimiz Hazretleri'nde öğreniyor yani. İmam Ali Efendimiz öyle buyurdu. Eftalül cihad el emri bil maruf ve nehel münker. Rabbim rızayı şerifi üzere en güzel şekilde el sünnet vel cemaat İtikadındaki yazılan kitapları okuyup anlamayı, hadis, tefsir, fıkıh, akaidi anlamayı, anlatmayı, emr-i maruf ve nehy-i münker yapmayı, insanların hidayetine vesile olmayı cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Amin. Tamam mı? Ya okuyacağız ya okutacağız. Üçüncüsünü söyleyin. Ya nasıl okuyayım artık? Geçti benden. Çalışmam lazım. Çoluğum, çocuğum, ailem. Kazanmam lazım. O zaman okuyup okutanlara ne yapacaksın? Yardım edeceksin. Destek vereceksin. Bunu da yapamıyorsan sev. Bunu da yapamıyorsan sev, sev bari, sev. Buğz etme bari, aleyhlerinde konuşma bari. Tamam mı? Çekiştirme bari. Beşincisi olma, helak olursun. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Beşincisi olma, helak olursun. Rabbim anlamayı nasip eylesin. Rabbim uyanmayı nasip eylesin. Anın için ehli sohbet olduysa hep oldular Habibullah. Bak, sohbet sebebiyle hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostları oldular, yakınları oldular. Görüyor musunuz? Ehli oldular. Arkadaşlar oldular. Nasıl oldu bu işler? Tarikül nikasıl oldularına. Aksetme yollarıyla. Cenab-ı Hak'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalp deyince şu sol memenin altındaki bir çam kozalana benzeyen bir et parçası var ya o değil. O bir tabela gibi bir şey düşünün yani. Kalp la mekandır. Kalbi Cenab-ı Hak öyle bir şey üzere yarattı ki yerlere göklere almaz beni, yerlere gökler yansıtmaz beni ama mümin kulumun kalbi yansıtır. Allah Allah, o alır. Rabbim kalplerimizi tam kendine çevirmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, demek ki aksetmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Cenab-ı Hak güneş aynaya parladı. En büyük ayna Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi. O aynaya Ebu Bekir Efendimiz tuttu, sahabeler vesaire. Tamam mı? Aksede aksede. Ne oldu? Bir sohbetten bir sahabe radıyallahu anh daha fazla almış. Öbür sahabe-i kiram biraz daha orta almış. Öbürkü biraz daha az almış. Kenarlarında müzakere yapıyorlar, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Birbirlerini aksedip tamamlıyorlar. Kemale eriyorlar. Allah Allah. Her biri bir kutup oluyor ya. Yol gösteren bir. Hangisine uysan yolunu buluyorsun yani.
Sahabe-i kiram radıyallahu anhumdan Rabbim Teala çok çok daha fazla razı olsun. Şefaatlenebilene nail eylesin. Onlara laf atan, dil uzatan, onlar hakkında kötü söz söyleyenlere Cenab-ı Hak hidayet nasip eylesin. Doğdu taştı sahabe düşmanlığı. Türkiye doğdu taştı. Mezhep düşmanlığı, mezhepsizlik. Allah Allah. Tarikat düşmanlığı, evliya, rabıta düşmanlığı. Her türlü rezaleti yapar, şirk olmaz. Tuttuğu takım için efendim canım feda olsun der. Efendim bir araba alır ondan yatar kalkar. Kalbi hep ondan olur. Sokakta gördüğü bir namahrem bir kadını Allah muhafaza onun hayaliyle beraber yaşar. Hiç şirk olmaz. Bir artist için neler ediyor, tapınırım diyor vesaire. Ya buna benzer neler neler neler. Hiç kimse bu şirk demez. Ama sen Allah Celle Celaluhu'nu zikirde hayatını veren, ibadette hayatını veren he? Ve sana Allah Celle Celaluhu'nun yolunu gösteren, Allah Celle Celaluhu'nun emrini yasağını öğreten bir Allah dostunun elini öptün mü, gönül verdin mi, sevdin mi? Vay bunlar şirk koşuyorlar, vay bunlar müşrik, vay bunlar mı? Yok ya, yazıklar olsun be. Allah şerrinizden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Yürüyün gidin yolunuz yolunuz. Siz kendi yolunuza gidin, bizim yolumuz, biz de bizim yolumuza gidelim. Tamam mı? Utanmadan, sıkılmadan bir Allah dostuna, bir efendim dervişe, kafir diyecek kadar alçattılar kendilerini yani. Böyle bir rezillik yok ya. Allah'ım hidayet versin diyoruz. Sohbet şart arkadaşlar. Sohbette verilen hiçbir yerde verilmez. Sohbette toptan af var. Bak müjdeler çok. Onlar okumaya kalkılsak Arapça vesaire saatler yetmez. Sohbette toptan af var, mağfiret var. Kim varsa hepsini affediyor Cenab-ı Hak. Allah Allah. Sohbette toptan feyiz iner. Allah'ın Celle Celaluhu zatı cemalinden bizzat oraya tecelli edilir. Bak şeytan giremiyor düşünsene. Şeytan sohbet meclisine giremiyor. Kapıda bacada bekliyor. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Şimdi siz kendinizi affettirdiniz. Şimdi siz çuvallarınızı doldurdunuz. Sohbet bitsin ben size sorarım diyor. Şeytan bekliyor dört yerde. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Allah'ımıza sığınıyoruz cemaatimizin. Ne olacak? İşi yok, gücü yok. Yemeğe içmeye ihtiyacı var mı? Önce şunu sorayım. Şeytan yeri içer mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şeytan yeri içer mi? Ne demek yok ya? Hepimizden çok yer içer. Peki şeytan ne yerine içer ya? Tarla kazmaz, bahçe yapmaz, nafaka kazanmaz değil mi? Ne yerine içer? Besmele çekilmeyen bütün sofralardan evvela o yer. Besmele çekilmeyen bütün sulardan evvela o içer. Hanımlar dinlemedi mi sohbeti? Euzu besmele çekilmeyen helaliyle cima edenler var ya bak helalin senin de cima ediyorsun helalin nikahın. Euzu besmelen yoksa önce şeytan müdahale eder. Hadis-i şerif Buhari'dir yani arkadaşlar. Onun için euzu besmeleyi ne yapmayacağız dilimizden bırakmayacağız. Evimize girerken evimizden çıkarken arabamıza binerken çıkarken efendiler işe giderken işe başlarken ne yapacağız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Tamam mı? Ben sığmıyorum buralara haberin olma. Bir şey var. O kadar kızıyorum ki böyle ama ben yetmemeye çalışıyorum. Ah böyle biraz yoruldu galiba. Nerede kaldık? Peki Euzu Besmele çekmeden arabaya bindik mi? Ne oluyor ondan sonra? Haberleri dinliyor, duyuyorsunuz değil mi? Dinliyorsunuz. Yol benimdi, senindi. Yan baktın el salladı. El frenler çekildi. Sen kime yan baktın lan? Levyeler varsa levyeler çekildi. Tornavida varsa tornavida. Silah varsa silah. Allah muhafaza. Amin. Ya. Peki eve giriyoruz. Euzu besmele çekmeden girersek. Ne oluyor? Yemeğin niye tuzu yok? Tencereye kaldırdığımız gibi hanımın kafasına. Niye yemeğin tuzu yok? Al oradan da at bir kavuş. Ne var yani ya? Euzu besmele çekmedin. Şeytan girdi. Şeytan. Allah'ımızı zikretmedik mi? Bir an arkadaşlar. Bir an. Estağfurullah. Ve men ya şu an zikri rahman. Nükay yüzlehü. Şeytan. Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim zikrinden bir an gafil kalanın boynuna ne yaparım? Hemen şeytanı yapıştırır musallat ederim. Ondan sonra başlarız tartışmaya. Büyütürüz büyütürüz başlarız kavgaya. Büyütürüz büyütürüz başlarız kalp kırmaya. Başlarız hiç dirilmeyecek lafları demeye.
Adam 30-40-50 senelik ortağı, arkadaşı, canı ciğeri. Öyle bir ana getiriyor ki şeytan bir anda o çekirdek kıvılcımla artık ne diyor biliyor musun? Bundan sonra diyor ne cenazeme ne cenazene. Yüzüme bakma. Bitti. Ne oldu ya 30-40 senedir hani, değil mi yani? İşte şeytan o fırsatları bekliyor. O fırsatları gözlüyor. Nefsemmare içeriden. Bunlar acayip bir hükümet. Koalisyon hükümeti bunlar. İçeriden nefsemmare, dışarıdan şeytan aleyhinnale. Tamam mı? O vesvese veriyor, o destek veriyor. Ha babam de babam, iki Müslüman arasını bozuyor. Hanım ve efendisi arasını bozuyor. Kardeşlerin arasını bozuyor. Komşuların, esnafların, arkadaşlar, kabilelerin, ülkelerin. Şeytan değil mi? Sizin il bizim il diye birbirlerine düşman. İlçe il birbirlerine düşman. Yıllarca Allah Allah. Ben oralıyım demem, o buralıyım demem. Ya adam orada neler olursan ol ya. Ya adam ol da nereye olursan ol ya. Falan memleketten adam çıkar, filan memleketten adam çıkmaz. Bu tartışmalara diyorum ki size soru sorayım. İki zattan bahsedeceğim. İki kişi, iki zattan. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öbürküsü de aksine Ebu Cehil. Söyleyeyim bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereliydi diyorlar? Mekkeli. Peki Ebu Cehil aleyhillâne nereliydi? Demek ki bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi en şerefli bir insan da çıkıyor. Ebu Cehil aleyhillâne gibi çıkıyor. O zaman her memleketten şerefli de çıkıyor. Neuzu billah bir şeref şerefsiz de çıkar affedersiniz. Biraz kaba hakkınızı helal edin yani. O zaman nereli olmamız önemli değil. Bunun doğulusu, güneylisi, batılısı, kuzeylisi yok. Lazlı, Çerkezi, Arabı bilmem yok. Ne var ya? Estağfirullah innemel müminune ihvetren Cenab-ı Hak buyurdu ya. Müminler ancak kardeştirler. Ben kardeş ilan ettim onları. Kardeşle kardeşin arasında ne yaparsın söyleyin. Sulh eder ya. İki kardeşin arasında bir sıkıntı varsa üçüncüsü ne yapar? Sulh eder. Sulh. Tamam. Sulh yerine oho devlet, o devlet o devlete şeytan oluyor. O devlet o... En büyük şeytan, en baş şeytan kimdir? Siz söyleyin onu bakayım. Hı? Amerika tabii ya. Ta kendi. Allah şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Yıllardan beri neler ettiler, neler ettiler. Ne şeytanlıklar yaptılar. Allah ülkemizi çok daha iyi kuvvetlendirsin inşallah. Hem iman bakımından şu askerimizi, şu emniyetimizi, şu idarelerimizi, hem iman bakımından hem de silah güç bakımından çok daha zirveye taşısın Cenab-ı Hak. Her zaman demişimdir yıllar önceden beri. Rabbim nasip etti. Ehli olmasam da, beceremesem de 14 yaşımdan beri Allah şu sohbetlerine hep Mevla şunu söyletmiştir. Eninde sonunda Cenab-ı Hak bu Amerika'yı Türkiye'nin eliyle belalandıracak inşallah. Türkiye'nin eliyle onu terbiye edecek. Bak göreceksiniz. O Osmanlı geri tam gelsin şöyle. Bu Müslümanlar böyle birbirini yemekten vazgeçsinler. Sizin spor bizim spor diye kavgadan vazgeçsinler. Sizin parti bizim parti diye şu parti belalarından vazgeçsinler. Benlikten, senlikten, ırkçılıktan, şuculuktan vazgeçsinler. Hep beraber o sevgiyi, o muhabbeti, o birliği, o beraberliği La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a verelim. O sancağın altında toplanalım. O Allah'ımız için birbirimizi sevelim. O Allah'ımız için Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Göreceksiniz. O günkü imkanlarla bizim Sultan Efendime Selimler, Sultan Fatih'le yani Osmanlı ecdadımız o günkü imkanlarla üç kıtada at koşturdular. Viyana kapılarına kadar dayandılar. Adaleti, insanlığı götürdüler. Mevla'yı tanıttılar. İslam'ı tanıttılar. Bugünkü imkanlarla ne olur arkadaşlar? O günkü imkanlarla öyle. Bugünkü imkanlarla Allah'ın izniyle bütün dünyaya hakim olur. Bu dini mübin İslamiyet. İnşallah Rabbim bunu da Türkiye'yi vesile edecek inşallah. Niye Türkiye'yi ile de vesile edecek? İşte dedik ya bu milletin ecdadının Cenab-ı Hak katında hatırı var. Bizim ecdatlarımız Allah'ımızın dinine 650 sene yakın hizmet ettiler. Sancak takdir-i ilahi ömür o kadardı düştü. Nereden düştü? Türkiye'de düştü. Nereden kalkacak? Düştüğü yerden kalkacak. Tamam mı? Kalkacak o sancak yine. Allah'ın Rabbim tez de yakında nasip etsin inşallah. Yani bütün kazalar, belalar, yangınlar, depremler, hastalıklar, kavgalar, gürültüler, cinayetler, rezillikler, neler 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 neler.
hepsinin bitmesi tek bir şeye bağlı. Neye bağlı biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyetimizin anayasasının Kur'an olmasına bağlı. Evet. Bunu isteyeceğiz Allah'tan ya. Müslüman bunu demekten çekiniyor, iyi mi? Müslüman bunu Allah'tan istemekten çekiniyor, iyi mi? Yahu dünya Allah'ın arkadaşlar. Mülk Allah'ın. Yağmur onun, su onun, gece onun, gündüz onun, ay onun, yıldız onun. Yaradan o, yaşatan o, nefes alıp verdiren o, gördüren, işittiren, fesubana, petroller, sebzeler, meyveler. Hepsi Allah'ın ya. Bütün ihtiyaçlarımızı ver, yarat ya Rabbi. Ama yaşantımıza karışma. Hayda. İdaremize karışma. Bak. Böyle bir saçmalık olur mu arkadaşlar? Fabrikayı kur. Makineleri al. Her türlü düzeni kur. Elektriğini, suyunu öde, faturalarını vesaire. Abi efendim oradaki bir adama da cebini de doldur. Evini de yap ver. Altına vasıtasınları. Ona da git fabrika, adam sana diyor ki bana bak. Patron benim işime karışma. Burada ben nasıl istersem öyle hareket edeyim. Böyle bir şey olabilir mi yani? Düzeni kuracak Cenab-ı Hak, fabrikayı kuracak, mektebini kuracak. Her şeyi o karşılayacak. Ama sen karışamazsın. Ben karımı istediğim gibi açar saçarım. Tövbe estağfurullah ya. Ben kızımı istediğim gibi, anladın mı sen? Erkeklerin arasında okumaya da gönderirim, çalışmaya da gönderirim. Hürdür herkes. İstediği gibi yatar, istediği gibi kalkar, gezer. Öyle mi? Öyle mi? İstersem kılarım, istersem kılmam. Ben özgürüm, ben layıkım, ben demokrasiyim, ben dümensiz gayık. Dümensiz gayık nereye çarpacak belli olmuyor işte. Ne demek layık, özgür, ne yani? Özel hayatım, özel hayatım. Ya nereden aldınız özel hayatınızı Allah aşkına ya? Allah aşkına bu özel hayatı hangi fabrika imal ediyor ya? Para mı verip de aldınız yani? Söyleyin biz de lan özel bir hayat da kimseye karıştırmayalım. Hayat Allah'ın, Allah'ın, senin benim değil. Bak bir anda bir şey felç ediyor. Hadi. Daha ne elin oynuyor ne ayağın oynuyor. Affedersin altından başkası ne hanımın derdini çeker ne evladın derdini çeker. Etme ya. Ellerin felç olur, kaşığı tutamazsın ya. Boğazın kanser veren olur, bir şey olur, yutamazsın, çiğneyemezsin. Etme. Etme. Küçük abdest, büyük abdest yapamazsın, ihtiyaçlarını karşılayamazsın. Niye Allah'a böyle düşmanlık ediyorsunuz ya? Bu hazımsızlık nedir yani? Allah Azimüşşan'a karşı bu yabancılık nedir? Bu kin nedir? Bu nefret nedir? Bu dinim, Allah'ın bu dini, Allah'ın dini. Sosyal medyalarınızdan bütün efendim niye bu kadar saldırıyorsunuz, sövüyorsunuz, sayıyorsunuz? Her türlü hakaretleri yapıyorsunuz. Ne yaptınız zannediyorsunuz? Nereye varacaksınız? Esra ve mekeru ve meker Allah ya. Elinizden geleni ardınıza bırakmayın Allah buyuruyor. Hüküm benim. Siz kararlarınızı verin kendi aranızda. Hedeflerinizi çizin. Davanızı şöyle yapıyorlar deyin. Ben kararımı verdim bile. Rahmetimdendir, acımamdandır. Belli bir zamana kadar size müsaade ediyorum. Belki tevbe ederseniz. Belki ebedi cehenneme gitmekten kurtulursunuz. Siz benimle boy mu ölçüşüyorsunuz ya? Siz kimsiniz, nesiniz? Söyleyin bakalım. Ben sizden önce ne kavimler helak ettim. Duymadınız mı, görmediniz mi? Ne kuvvetlilerdi ya böyle. O şey taraflarında bir ara bir Marif Hoca arkadaşlarının ne taraftı ya bu Muğla'nın daha ilerlerinde böyle Çekova'nın köşelerinde denizin bütün turistler gelirler bakar bakar giderler. Koca koca kayaların içinde evler, gidenini gören olur mu bilmiyorum. Veyahut da hani şeyleriniz var ya bu teknik teknoloji gördün mü bilmiyorum. Koca koca kayaları oymuşlar böyle oralara ev yapmışlar. Oranın birçoğu da denizin altında kaldı. Ne oldu o evler? Allah batırdı. Kimisini kavimleri kasırgayla kırdı. Kimisinin başına taş yağdırdı. Neler etti Allah, neler etti ya. Geçen görmedin mi yine 5.9 bir anda Düzce'deki yakınlarımızla görüştüm. Yüreklerimiz ağzımıza geldi ya. O kadar korktuk ki amca diyor. O kadar korktuk ki diyor görsen. Arkadaşlar ne çabuk unuttuk o Ağustos depremini. Kat kat böyle. Gittik ertesi gün Gölcük'te böyle caminin kurban bayramlarında deri topluyorlar da. Deri böyle caminin köşelerine deri topluyorlar. Ya bir gittik caminin o deri doldukları yerlerde cesetler böyle. Karışmış birbirine. Kim ne oldu belli. Ne yıkayabiliyorsun, ne kefenleyebiliyorsun. O sokaklar, o kaş katlar böyle kat kat olmuş.
perişan bir vaziyet, Gölcük'tü, efendim İzmit'ti vesaire. Peki birkaç gün sonra, birkaç gün ne oldu gene? Ne oldu? Aynı çıplaklığa devam. Sahillerde affedersiniz aynı zinaya, fuhuşa devam. Aynı din düşmanlığına, aynı sarık düşmanlığına, aynı çarşaf düşmanlığına. Yine devam, yine devam. Ya insanoğlu bize ne oldu böyle ya? Ya bizim kalplerimize ne oldu böyle? Taş bile kendine geliyor ya, taş taş. Levenzelne hazel Kur'an. Eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i bir dağın üzerine indirseydik, böyle Allah'ın korkusundan yıkılırdı, secde ederdi, huşu ederdi. Bir muharebede Efendimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram, o, gittikçe böyle havaların soğuma, mevsimler değişiyor. Nasıl sıcak olurdu? Ya Resulallah, susuzluktan öldüm öleceğim. Geç şu karşıdaki dağdan ileriye git de selam söyle de bana su verin de, selamımı söyle, Resulullah gönderdi beni de. Dağ dile geldi, dağ ağladı. Dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selamımı söyle. Ne zaman ki Cenab-ı Hak ve bu dühennâs öyle hicara var ya, biz cehennemin çıralarını taşlardan ve insanlardan yapacağız. Yani insanlar taşları da mahvettiler. Putlar var ya, taptıkları putlar. Onlarla, o çıralarla tutacağız cehennemi. Bu ayet indikten sonra o dağ diyor ki benim üzerimdeki taşlar olur o çıralar diye ağlıyor ağlıyor. Ben de su kalmadı diyor be. İnsana bakar mısın ya? İnsana bakar mısın? Hiç bana mısın demiyor ya. Cehennem mi? Bela mı? Azap mı? Bırakın şu. Şarlatanlığı bırakın ya. Böyle abartmayın ya. Böyle sihir olmayın ya. Böyle aşırı gitmeyin ya. Nasıl böyle ezberlemişler şeytani kelimeleri böyle yani. Allah'ım tevbe nasip eylesin. Allah'ım uyandırsın inşallah. Cemaatimizin ihvan-ı din. Ne yapalım? Yarada bir şey kaldı mı? Böyle ben yaşlandıkça böyle unutuyorum anlattığımı, biliyor musun? Böyle anlatır da bazen yarada kaldığım bir şey olsa söyleyin yani. Nerede kalmıştık en son mesela? Dinlemiyorlar ki, vakit mi doldu yoksa ya? Daha başlamadık, başlayacağız ha. Başlayalım mı ders artık? Yok yok, öyle değil. Saat kaçta başladık onu söyleyeyim hocam. Kaçta? 9'dan başladık. 9.45'te bitirelim. 8.40'da başladık. Nasıl oluyor ya? Sen kaç dedin? 9'dan başladık. 8.40'da başladık. Doğrusu neyse, sonuç yapalım da. 8.40'da başladık. Tamam, 8.45 diyelim. 5 dakikada sana hediyem olsun. 9.45'e bitirelim. Ne dersiniz cemaat? Tamam diyenler ellerini kaldırmasınlar. Peki. Allah'ım sen tesirini halk eyle. Amin. Önce anlatana, sonra da dinleyenlere. Amin. İnşallah sevdiğin, razı olduğun sohbetlerde yaşat bizi. Amin. Vaktimiz geldiği zaman da sevdiğin, razı olduğun sohbetlerde al canımızı. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Beyt okuyorduk Risale-i Kürsi'ye. Aksetme sebebiyle. Ne oldu? Hepsi böyle olgunlaştı, kemale erdiler. Allah Allah. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Tarikül İnkâs oğullarına eritilmiş, süzülmüş, pampak oldular. Bu zatlar oldular, bir anda aktar. Allahu Ekber. Bak, sohbet vesilesiyle bir anda hepsi kutuplar oldular yani. Rabbim onların yollarının, onların üzerinden bizleri ayırmasın. Şimdi ayetimiz. Tamam mı? Kaç saat, kaç saat söyleyeyim bana bak. Gerçekten söyleyeyim. Şu anda kaç? 9.25. Evet. Var daha. 15-20 dakika daha var değil mi? Oo, 20 dakikada nerelere varız biz ya? Adam 90 senelik küfür hayatı yaşamış. 90 senelik. Aman Allah'ım. Günahları arşa dayanmış. Değil mi? O anda ölse cehennemi boylayacak. Ne büyük azaba kavuşacak. Ama birkaç saniye içerisinde 90 senelik küfrü mahvedebiliyor. Nasıl mı? Buyurun beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kaç saniye tuttu? Bak. Onun için 20 dakika daha. Ne olmaz ki. Peki. Bugünkü ayetlerimiz Sure-i En'am'dan. Merak eden olur. Gidip evde ben de bu tefsiri, ayetlerin tefsirine, maradına bakayım diyen olursa
En'am suresinin 125, 126, 127. ayeti kerimeleri. Şimdi cemaat-i müslimin bazı insanlara diyelim ki İslam'dan bahsedildiği zamanda, Mevla'dan bahsedildiği zamanda ayeti kerime ya emirdir ya yasaktır. Allah'ın bir emrinden bahsedildiği zamanda, bir yasağından bazı zamanda o Müslümanın içi çok rahatlar, huzur bulur, sekinet bulur, değil mi? Ha. Bazıları da tam tersi olur böyle. Çok affedersiniz, kuduracak hale gelir böyle yani. Allah'ın ismini duymak istemez. Namaz, ibadet, asla 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 bunlar böyle şeyden bahsetmeyin. Böyle çıldırır. Sevgili Rabbim buyur ki Femen her kimi ki yuridillah, yuridillah. Allah-u Teala Hazretleri murad ediyor. Neyi en yehdiyehü? Onun hidayete kavuşmasını. İmana, İslam'a, cennete, cemalullah'a, rızaullah'a. İsterse yeşrah sadrahu lil-İslam. Onun kalbini ne yapar? Son derece İslam'ı açar, şerh eder. Rahat, geniş. Tamam mı? Ağırlanmaz yani. Gece teheccüd namazından ağırlanmaz. Sabah namazına kalkmaktan ağırlanmaz. Cemaate gitmekten ağırlanmaz. Kur'an öğrenmekten, ilim öğrenmekten ağırlanmaz. Oruç tutmaktan ağırlanmaz. Hac yapmaktan ağırlanmaz. İçki içme. Bu ona ağır gelmez. Tamam Rabbim, sen istemiyorsan içmiyorum. Kumar oynama, ağır gelmez ona. Sen bunu istemiyorsan ben öyle yerlerde olmam Allah'ım. Faiz yeme. Sen bunu eğer yasak ettiysen ben faizin fesine dahi yaklaşmam Allah'ım. Allah Allah. Hırsızlık vesaire. Ne kadar haram varsa. Ya. Şimdi mümin bundan çok hoşlanır. Ama ve men yuridi, Cenab-ı Hak kimi ki murad ediyor? En yuzillehu dalalete, cehenneme, ateşe gitmesini kimi murad ediyor? Kafirler. Yec'al kılar Mevla sadrahu, onun kalbini, gönlünü zayigan, çok dar eder. Haracen, çok ağırlık verir ona. Öyle zoruna gider, öyle ağırına gider ki emirlere sarılmak, yasaklarından kaçmak. Ona desen ki ya Allah var Celle Celaluhu. Ona desen ki ya ibadet var, kulluk için geldik, değil mi? Şu yanlıştır, bu Allah'ın emridir, şu yasağıdır. Öyle ağırına gider, ona öyle zor gelir ki iman et diyorsun ya. Kennema yessa'adü fissema. Sanki ona diyorsun ki merdivansız semaya çık. Adama namaz kıl diyorsun ya, sanki ona diyorsun ki merdivansız semaya çık. Adama zekatını ver, Allah sana 40 milyar verdi, 1 milyarını vererler ki sanki merdivansız semaya çık dercesine ona ağır geliyor. Çok zor geliyor. Allah Allah. Ya Rabbi, emirlerine sarılmayı çok kolay et bize ya Rabbi. Amin. Yasaklarından kaçmayı da bize çok kolay et ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sine verim. Kezalike işte böylece yecelullah, Allah kılar. Ben kılarım Mevla buyuruyor. Erritse pisliği azabı. Tamam mı? Laneti. Kim üzerine? Alellezine. O kimseler üzerine ki la yu'minun, iman etmiyorlar. Niye Allah onların dalalete düşmesini murad etti? Durduk yerde siz gelin hidayete, cennete. Siz de ayrılın dalalete, cehenneme. Haşa, Allah'ın böyle bir adaletsizliği yok. Haşa ve kella, böyle bir haksızlığı yok. İrade-i cüz'iye diye bir olay yarattı verdi Allah-u Teala. Bakıyor şimdi kim ne istiyor. Biri imanı istiyor, biri küfrü istiyor. Biri cenneti talep ediyor, biri cehennemi talep ediyor. Biri sohbeti istiyor, biri kahve istiyor. Biri cami istiyor, biri kilise istiyor. Mevla bunu gör, irade-i cüz'iye, imtihanın püf noktası bu. Herkeste bu irade-i cüz'iye var. Külliyesi Mevla'da. Kim ne istiyorsa, onlar ne istediler? İmansızlığı istediler. İman etmediler. Allah da buyuruyor ki ben de onların kalplerini daralttım. Ben de onlara pis bir azabı üzerlerine attım. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Tekrar tekrar ya Rabbim sana söylüyorum. Birinci ayetimiz bu arkadaşlar. İkinci ayet-i kerimeye geldik. Ve haza, bu işte benim anlattıklarım var ya, sıradu rabbike, senin Rabbinin yoludur. Habibim Resulü Muhammed Mustafa. Hem de müstakima, dost doğru yol. Tamam mı? Dost doğru yolu size gösteriyorum. Allah-u Teala'ya itaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba. Tamam. Emirlere sarılmak, yasaklardan kaçmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ne demek? Onun yolu. Onun yoluna girmek, onun yoluna yürümek. Rabbim zerre kadar ayırmasın Allah Allah. Çok seviyor Habibini be. Bir de Habibine kim benziyorsa onları seviyor.
Adam diyor bunun hakkında ayet var mı? Bunun hakkında ayet var mı? Şunun hakkında ayet var mı? Ya hangi ayet okudun sen ya? Sen hangi ayet okudun? Ayetler hep bunu söylüyor zaten. Estağfurullah men yudî resûle fekad adallah. Ne demek ya? Apaçık net. Cenab-ı Hak buyuruyor bunu. Benim Resulüme tabi olan bana tabi olmuş olur. Resulümü dinleyen beni dinlemiş olur. Bütün hadis-i şerifler bak Mevla Teala'nın ona öğrettiği yani. Kul adiyullaha ve adiyur Resulü. Habibim söyle Allah'a ve Resulullah'a itaat edin. Men yudî'ir Resulü fekad adallah. Ondan sonra ve men yudî Allah'a ve Resulü. Çok var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a Resulullah'a itaat ederse diye. Dolu dolu. Meşhur aşağı yukarı tüm hocalarımızın okuduğu anlattığı esnafında قُلْ اِنْ كُنْنُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبُونَ يُحْبِمْ كُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُرُ الرَّحِمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Habibim söyle ya. Söyle kullarıma. Herkes ben Allah'ı seviyorum iddiasında bulunuyorlar. Kuru kuru beni sevmek olmaz. Dava bir delil ister ya. Eğer beni gerçekten seviyorlarsa sana tabi olsunlar, sana uysunlar. Bunun alameti bu. Ben de o zaman onları severim. Ve günahlarını affederim. Gafurrahimim ben. Allah Allah. Resulullah seni tanıma. Sünnetine düşman ol. Hiç ona benzeme. Nasıl ben Allah'ı seviyorum? Ben annemi babamı çok seviyorum. Annem babam bir bardak suyu istiyor vermezsin. Ben annemi babamı çok seviyorum. Ölürüm onlar için. Bakkaldan git oğlum ekmek al almazsın. Oğlum gel şuraya, kızım gel buraya süpür süpürmezsin. Elimden tut yavrum tutmazsın. Asi olursun. Nasıl seviyorsun? Böyle sevmek olur mu yani? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ölürüm ben. Yalan söylüyoruz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için, birisine dedim öyle. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi sever misin? Severim. Ne istese verirsin, ne istese vermem ki dedi. Ölürüm onun için dedi ya. Canımı veririm dedi. Vallahi dedim canını istemiyor şu anda. Sakarya şerefini bırak. Ya o başka. Ona o. Mübarek adamlar. Şu meseleyi bir anlayalım. Nefsimizi bir tanıyalım ya. Bu nefis hem Rabbimizin düşmanı hem bizim düşmanımız. Onu bir tanıyalım ya. İstemiyor şeriat yaşamayı istemiyor nefis. Tam Rabbimizin emirlerinin tam tersini. Neyi yasak ediyor? Nefis onları yapmayı istiyor. Cenab-ı Hak bak namaz kıl diyor nefis istemiyor. Cenab-ı Hak kadınlara açılmayın diyor tam tersi nefis açılmayı istiyor. Kadın erkeği plajlara denizlere girmeyin nefis tam tersi bunu istiyor. Toplanıp da davul zurna çalgı çulgu kadın erkeği horon tepmeyin diyor nefis tam bunun tersini istiyor. Rabbimizin düşmanı ya. İlerlemek istiyorsak Rabbimizi razı etmek istiyorsak nefsimize muhalefet. Allah'ım becertirsin inşallah. Amin. Evet arkadaşlar peki kat feslenen ayet biz ayet biz ayetlerimizi ne yapıyoruz böylece anlatıyoruz tafsir ediyoruz tamam mı bir bir anlatıyorum Allah-u Teala buyuruyor ama kim için herkes anlamaz ki li kavmin bir kavim için ki yezekkerun vaazlanıyorlar düşünüyorlar anlıyorlar akıllarını kullanıyorlar kafir ne anlar vaazdan ya münafık ne anlar vaazdan vaazı Müslümanlar dinlerler ve Müslümanlar vaazlanırlar. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor başka bir ayet-i kerimede. Estağfurullah. Ve zekkir fe inne zikraten fevrin. Habibim vaaz et. Evet çoğu iman etmez biliyorum ben. Ama iman edenler olacak ve iman edenlere de senin vaazın ne yapacak? Fayda verecek. Vaaz dinle gene aynı. Aynı hamam aynı tas. Hiçbir değişiklik olmasın. İmanlarımızı ne yapacağız? Sorgulayacağız. İmanlarımızı ne yapacağız? Biz gözden geçireceğiz. Bunlar imanlarını sorgulamıyorlar. Bunlar haşa Allah'ı sorguluyorlar. Bunlar Resulullah'ı sorguluyorlar. Kur'an'ı sorguluyorlar. Sen deizm dediğin nedir ya? Bilmem ne izim, bilmem ne ateizm, bilmem şu izim, bu izim, bilmem ne izim. Bırakın bu işleri ya. Bırakın bu saçma kafirliğin ayrı ayrı efendime söyleyeyim isimler icat ederek bu milletin gençliğini, bu milletin evladlarını perişan etmeyin, mahvetmeyin. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Allah var ya. Hak Kur'an, hak Resulullah, hak İslam. Bak dünyanın sonuna geldik. Bizden önce herkes gitti. Herkes hesabını veriyor. Ya cehennem çukurunda ya cennet bahçesinde kabirlerinde. Aha biz de bugün yarın gidiyoruz ya. Etmeyin arkadaşlar ya. Nefes aldık veremeyebiliriz, verdik alamayabiliriz. Buradan çıkamayabiliriz. Sabaha çıkamayabiliriz. Ne zaman gelecek belli değil. Her yerde bekleyin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Yaşamınıza dikkat edin. Temutüne Kemal Tayyip'i unutmayın. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Arkadaşlar, öldüğünüz gibi dirilirsiniz. Dirildiğiniz gibi Allah'ın huzuruna çıkarsınız. Kim ister ya elinde kadehle Allah'ın huzuruna çıkmayı? Kim ister? Allah'ın şeytanın pisliği dediği faizle, kumarla uğraşarak mahşere gelmeyi kim ister ya? Kimse istemez. O zaman bunlardan uzak durun. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Sohbette mahşere çıkmak isteriz. Abdestte, namazda öyle bir mahşere çıkmak isteriz. Güzel işlerde. Bu Allah'ın emirlerini yaparken, namaz, ibadet, zekat, bunları yaparken bir taraftan dünya işini efendim yapmak, o da ibadet olur. Orada da ölsen şehitliğe sebep olur. Ama abdest yok, namaz yok, helal harama dikkat etmezsin. Faize bulaşırsın. Kadın erkek çalıştırırsın. Yalan söylersin, hırsızlık yaparsın. Çalışmak böyle ibadet olur mu ya? Tam tersi, başına bela olur. Helalinden, efendim taviz vermeden zengin ol. At gibidir o zenginlik, o araç gibidir yani. Kullanmasını bilirsen hedefine varırsın. Ama kullanmasını bilmezsen düşürür seni, bir de çiğner seni ya. Bu zenginlik böyle bir şey yani. Etmeyin. Yarın ahirette, mahşerde dağlar gibi ateşten dağ olup da sırtımıza yükleneceğimiz malı Allah bize vermesin. Amin. Arkadaşlar, bak zekat bu malı temizliyor işte ya. Daha ne istiyoruz? 40-39 sende olsun, birini ver, malını tertemiz sayayım, Allah-u Teala buyuruyor ya. Yok arkadaş, fakir benden mi çalıştı vesaire bilmem. Kendi hayır yapmaz, kendi efendim vazifesini yapmaz. Yapan Müslümanlara da saldırır, onlarla uğraşır. Eleştirenlere dikkat edin, bir kuruş yardım etmeyenlerdir. Kurslara, camilere, fakirlere, bir kuruş yardım etmeyenlerdir eleştirenler arkadaşlar. İşleri yok, güçleri yok ya. Şeytanlıktan başka, şeytan biraz zaten emekli oldu. Çekildi sıratına. Yani kıyamete kadar saptıracak insanları. Gerek yok ki. Ben halifelerimi yetiştirdim. Vekillerimi yetiştirdim. Onlar işlerini görüyorlar. Allah'ın hakkıyla vaazlananlardan inesin anlayanlara. Son ayetimiz lehüm darüsselam. Bu kullarım için, vaazlanan kullarım için, iman edip ameli salih işleyen kullarım için cennetler, selamet evleri hazırladım. Büyük mükafatlar, ecirler indi Rabbim, Rablerinin katında. Ve hüve, çünkü o Allah Celle'lü veliyyum, onların velisi, sahibi, dostu. Niye? Bima kânü yâmelün, işlemiş oldukları güzel ameller sebebiyle. Rabbim imanın altı şartına çok sağlam inananlardan eylesin. Amin. Ve Rabbim İslam'ın beş şartını razı olduğu şekilde yerine getirenlerden eylesin. Amin. Son nefesinde cümlemize iman nasip ederek cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Eyüp hocam, kaç dakikamız kaldı? Eyüp hocam. 5 dakika, tamam. Bayağı bir zaman var yine. Anne bi hürrete radiyallahu anh. Ebu Hürre radiyallahu anh rivayet etti. Kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inne lillah, muhakkak ki Allah için vardır. Melaiketin özel melekelerin özel melekler var. Dikkat edin. Sağda solda melek, keramen kadir melekleri var. İşte ne bileyim ben, arşta, semada, kürsüde, her yerde yağmur indiren, kar indiren çok melekler var. Çok. Ama özel bir melek grubu da Cenab-ı Hak yarattı. Onları gönderdi dünyaya. Yadufune fitturuk, gidin yollarda, sokaklarda insanların olduğu yerleri gezin bakalım. Yani gidin gezin, görün bakalım orada var mı? Yeltemisune ehle zikri, yani bir ehli zikir bulacak mısınız? Durumlar nedir? Neyin nesidirler? Geliyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, isyan, isyan, isyan. Ama bir zikir meclisi buluyorlar. Böyle bir ayet okunuyor, hadis okunuyor. Ahiret derdiyle dertleniyorlar. Feza ve cedu kavmen yezkurunallah. Bir kavim, millet buluyorlar ki Allah'ı zikrediyorlar. Allah Allah. Ondan sonra o melekler bunları görünce, bulunca tenadev, nida ederler, bağırırlar diğer meleklere, rahmet meleklerine. Helumu helumu, gelin ilah hazretikim, aradığımızı bulduk. Aradığımız toplumu, aradığımız meclisi bulduk derler. Ondan sonra gelirler, gelen melek rahmet kanatlarını açarlar. Üst üste, üst üste, üst üste, Allah Allah. Kuşatıyorlar böyle. Feyahuffevnehum bi ecniye hatihim, kanatlarını böyle aça 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 yüksel yüksel ila semai, dünya böyle dünya semasına kadar yükselirler. O kadar çok rahmet melekleri gelir. Allah Allah. Onlar oradakiler için istiğfar ederler. Oradakilere dua ederler. Ya Rabbi bunları affet. Allah Allah.
Ya Rabbi bunları bağışla. Dua ederler ya. Böyle oradaki zikir ehli için, sohbet ehli için Allah Azze ve Celle Hazretlerine dua ederler. Allah Allah. Mevla Teala Celle ve Ala Hazretleri feyeselühüm. Onlara soruyor. Dönüyorlar ya Mevlamızın Rabbim Rableri Azze ve Celle. Ve alemin minhüm. O meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere soruyor Mevla Teala. Ma yegûli ibadî. Allah Allah. Kullarım ne diyorlar ya? Kullarım ne yapıyorlar? Yegûlûne yüsebbihûneke. Subhanallah diyorlar. Ve yükebbirûneke. Allahu Ekber diyorlar. Ve yahmedûneke. Elhamdülillah diyorlar. He? Allah Allah. Böyle seni övüyorlar Allah'ım. La ilahe illallah diyorlar Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billah. Ayet okuyorlar, hadis okuyorlar, dua ediyorlar, istiğfar ediyorlar. Allah. Feyakul Mevla Teala ne buyuruyor biliyor musunuz? Hel ravni, o kullar beni gördüler mi? Kale feyakulüne la vallahi. Görmediler ya Rabbi. Ma ra'evke, görseler nasıl olurdu? Feyakulü keyfe lev ra'avni. Beni görseler nasıl yapar? Şimdi beni görmedikleri halde bana iman ettiler, beni zikrediyorlar. Değil mi? Beni bana istiğfar ediyorlar. Ya görseydiler? يَقُولُونَ لَوْ رَعَوْكَ كَانُوا اَشَدَّ لَكَ اِبَادِ Daha çok sana ibadet ederlerdi ya Rabbi. Daha çok zikrederlerdi, daha çok dua ederlerdi. Daha çok hamd ederlerdi, daha çok tesbih ederlerdi. Allah Allah. Sonra Cenab-ı Hak Yegur yine sorar. Fema yeselune. Ne istiyorlar benden? Kale yeselune kel cennete. Ya Rabbi cennetini istiyorlar. Kale yegulü Mevla Teala ve hel ra'ha. O cennetimin köşkünü, sarayını, bağını, bahçesini, güzelliklerini gördüler mi? Allah Allah. Kale yegulü la vallahi ya Rabbi. Vallahi görmediler ya Rabbi. Ma ra'ha. Peki görseydiler. Kale yegulü fe keyfe lev ennehum ra'ha. Yani o cenneti görmedikleri halde oraya inandılar ve orayı benden talep ediyorlar. Ya görseydiler? Kale yegulu lev ennehum ra'avha kânu eşedde aleyha hırsen ve eşedde leha taleben ve azame fiha rabeten. Ya Rabbi vallahi görseler orayı kazanmak için daha hırslı olurlardı. Daha şiddetli isterlerdi. Oraya götürecek amelleri daha fazla yaparlardı. Birbirlerini geçercesine ibadet ederlerdi ve rağbet ederlerdi. Allah Allah. Daha femimme yetevezune kale yegulune minennar. Ya Rabbi cehennemden de sana sığınıyorlar. Cehennemden korkuyorlar. Yegulu ve hel rauha kale yegulu la vallahi ma rauha kale yegulu fekeyfe lev rauha. Onlar benim cehennemi gördüler mi nasıl şiddetli olduğunu? Yok vallahi ya Rabbi. Ya görseydiler? Kânû olurlardı eşedde minhâ. Oradan daha çok kaçarlardı firaren. Daha çok firar eder kaçarlardı. Ve eşedde lehâ mehâfeten daha çok korkarlardı. Orayı götürecek amellerden daha fazla uzak dururlardı. Feyagûlü feüşhid düküm enni kad gafertü lehum. Sizler de şahit olun ey meleklerim. Ben o toplanan zikir ehli var ya, o sohbet ehli, evet. Onların hepsini mağfiret ettim Allah-u Teala. Hepsini affettim. Gözünüz aydın olsun. Buyurun. Hadis-i Şerif Buhari haberiniz olsun. Uzun bir hadis-i şerif. Çabuk geçiyorum yani. Daha fazlası geç bırakayım diye. Kâle yegûlü melekün minel melâikin. Meleklerden biri diyor ki Allah Allah. Fihim filanın leyse minhum. İşlerinden biri var ki onlardan değil, o zikir için gelmedi, senin rızan için gelmedi. Başka bir maksatla geldi. Birinden bir alacaklısı vardı, o falan dernekte sohbet ediyor mesela. Gideyim o adamı orada bulayım. Zikir için, sohbet için gelmemiş yani. Anlıyorsunuz diye böyle misal veriyorum burada. Hani onu da mahvettin diyor melek. İnnemâ câli hâceti, yani bir hacet için geldi. Kâle hümülcülesâ. Onlar benim meclis arkadaşlarım. La yeşka bihim. Onlarla oturan şakî olmaz celisün. Bak görüyor musun? Bak oradaki inananlar, topladığı beni zikredenler var ya. Onlar benim dostlarım, meclis arkadaşlarım. Misafirlerim, özel misafirlerim. Ben onlara ikram ederim, onları affederim, onları mükafatlandırırım. Onlarla oturan da ayırmam. Tamam mı? Onu da şekillerden saymam.
Öyle ya, şimdi sen çok sevdiğin bir adam gelmiş, birkaç kişi gelmişler misafir sana, yanlarından biri daha gelmiş ama onu da pek sevmiyorsun. Ona geri döner misin o misafirin hatırına? O misafirlerim, sevdiklerim siz yiyin ama şu adam sen yeme der misiniz? Bilmiş olabilir mi yani? Mevla buyuruyor ki o kötü olan arasında bulundu. Evet, onu da affettim. Allah Allah. Rabbim cümlemize sohbetlerimizin kıymetini bilmeyi nasip eylesin inşallah. سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمدا طيبا جزيلا جميلا دائما بدوام الملك لا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا معين يا ارحم الراحمين sana sonsuz şükürler olsun. Bizi buraya topladın, sıhhat afiyet verdin. Bu güzel haberleri bize duyurdun. Gereği camil etmeyi de nasip eyle. Uzaktan yakından buraya toplanan cemaatimizin dünyalarını ahiretini mamur eyle. Her adımlarını hac umre sevapları ihsan eyle. Amin diyen dillerinin narıca imden azad eyle. Kalplerinden geçen hayır duaları da kabul eyle. Hasta kullarına şifalar ver. Dertli kullarına devalar ver. Borçlu kullarına edalar ver. Korktuklarından emin eyle. Umduklarından nail eyle. Analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı ve bütün ehli kuvvet affede. Bizden razı eyle. Ya Erhamer Rahimin ya Erhamer, seyyiatımızı toptan hasenata tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi ehli hukuku affedip bizden razı eyle. Amin. Ya Rabbi tüm kardeşlerimi, tüm hocalarımı, özellikle de Abdülkerim Hoca Efendi kardeşime büyük makamlar ver ya Rabbi. Amin. Kalbini, gönlünü tamamen tarafına çevir ya Rabbi. Rıza-i şerifine, lika-i şerifine, cemal-i şerifine, onu da cümlemizi de kavuştur ya Rabbi. Amin. Tüm dostlarımızdan, tüm kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Amin. Hayır isteklerini ver ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, ülkemize yardım eyle. Amin. İslam alemine yardım eyle. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi, tevbe nasip eyle. Amin. Bela musibet gelmeden tevbe edip Kur'an'a dönmeyi nasip eyle. Kur'an-ı düzenin bir an evvel gelmesine hakim olmasını nasip eyle. Amin. Mani olmaya çalışanları reddeyle. Amin. Ey sevgili Rabbim, son nefeslerimizde hüsnü hatime, ekmel-i iman, kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapatmayı cümlemize nasip eyle. Medreselerimizde okuyan kız olsun, erkek olsun, talebelerimize, okutan hocalarımıza, yardım eden, destekleyen, seven Müslüman cemaatimize hep beraber son derece keskin zekalar, ulumi nafiyalar, ihlas kesireler, ahlak hamdeler ve rızaullah'ta gün be gün terakkiler ve terakketler nasip eyle ya Rabbi. Bu yoldan, bu kapıdan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyen cemaatimizin özellikle ne hayır istekleri varsa ver ya Rabbi. Ne sıkıntıları varsa gider ya Rabbi. Dostluğumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ilelebet daim eyle ya Rabbi. Nefse şeytana uydurma ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Haramlardan, haramın her çeşidinden bizleri muhafaza eyle. Şüphelilerden dahi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, dinimizi, namusumuzu, vatanımızı, İslam alemini her türlü iç ve dış tehlikelerden muhafaza eyle. Dinimiz, namusumuz, vatanımız uğruna mücadele eden asker, polis ve idareci kardeşlerimize iman bakımından da, silah bakımından da, kuvvet, güç bakımından da çok kuvvetli eyle ya Rabbel Alemin. Her türlü şerlerden, her türlü kazalardan, belalardan sen muhafaza eyle. Amin. Din, namus, vatan uğruna şehit düşen kardeşlerimize, hastamız efendimize mutlaka beraber eyle ya Rabbi. Geride bıraktıklarını, aile efendilerinin çocuklarına sabır cemiller ver ya Rabbi. Yaralılara, gazilerimize şifalar ver ya Rabbi. Bizden hayır dua isteyenlerin hayır muratlarını ihsan eyle. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Amel defterlerimizi sağda almayı nasip eyle. Mizan terasında sevap tarafımızı ağır eyle. Arşur Rahman'ın gölgesine gölgelenmeyi nasip eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakınları olarak sancağı şerifler altında toplanmamızı nasip eyle. Sırat kürsüsünü yine hep beraber geçmemizi nasip eyle. Altından, gümüşten, içinden, dıştan içeri görürken köşklere, saraylara, bağlara, bahçelere, hayat tayyibeye yine tüm sevdiklerimizle ve sevenlerimizle birlikte hep beraber kavuşmayı nasip eyle. Özellikle birbirini sadece Allah için sevenler cennetlerin ortası ve en alası olan Firdevs Ala ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada ve makamı Mahmud sahibi. Bir takım kimseler benimle burada olacaklar. Onlar sırf Allah rızası için birbirini sevenlerdir. Rabbim lütfunla, fazl-ı keremiyle birbirimizi sadece sırf senin rızayı şerifin sevmeye muvaffak eyle. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Efendi Hazretlerimizle, tüm sevdiklerimizle, sevenlerimizle Firdevs-i Ala'da olup ebedi rızayı şerifini kazanıp ebedi cemali şerifini seyretmeyi bizlere ikram eyle, bizlere lütfeyle, bizlere hediye eyle.
Yaptığımız, yapacağımız tüm hayır dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizim bilmediğimiz, senin alemiyendeki razı olduğun tüm hayır dualar yapmış kabul eyle. Amin. Büyük küçük demeden gelmiş geçmiş geçmiş. Tüm seyyiatımızı lütfunla, fazl-ı kereminle hasenata tebdil eyle. Amin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahara'da, Arafat'ta, Mücrife'de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı dualara ilhak ederek kabul eyle. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Evinde huzur olmayanlara huzurlar ver ya Rabbi. Evlenecek mekanlara imkanlar ver ya Rabbi. Hayırlı zevcelerle karşılaşmalara nasip beni ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ya Rabbi. Kimin ne derdi varsa sen biliyorsun. Kimin ne sıkıntısı varsa sen biliyorsun Allah'ım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel Mevla ve ni'mel Nasir. Gufraneke Rabbena ve ileykel Mesih. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Benim de varsa helal olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Cümlemizden Allah razı olsun inşallah. Ya. O razı olduğu mesele kalmaz. Değil mi Eyüp hocam? Demek ki bir daha ben sohbet arsana geleceksem, gelene kadar ne yapacağım? Birinci şey nedir? Ne yaptıracaksın? Söyle bakalım. Bu ne ya? Dizlerimiz kırıldı mübarek adam.